Merhaba Futbol Net'e hoş geldiniz. Ne okuyorsun? Rahatsız etmezsen mutlu olurum. Tamam. Mesut Özil'in Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller. Hani... Yalnız bu kitap yeni çıktı. Aslında o kadar yeni değil ama Türkçe'ye yeni çevrildi değil mi? Türkçe'ye yeni mi çevrildi evet. Hmm. Onu tam olarak bilmiyorum. Yani çeviri ne zaman? Birkaç ay önce. Şubat 2018'de Türkçe ilk yayını yapılmış. Olmuş neredeyse bir sene olmuş. 9 ay. Bu da bizim ayıbımız yani. Bizim ayıbımız. Bir ama kitap eskidi. Mesut Özil'in kariyerinin en çalkantılı dönemini içermiyor. Çok acayip değil mi? Yani hala devam ediyor ve daha da devam edecek hikaye. Biraz iletişim problemi var gibi anladığım kadarıyla ve işin açıkçası biz burada tabii Mesut'tan yanayız. Evladımızdır diyelim. Yani benim evladım olacak yaşta değil ama. Hayır, yanlış yaptığım bir şey olursa düşünürsek onu da söyleriz yani. Biraz son işte en son Londra'dayken Joachim Löw diğer Alman futbolcularla görüşüyor Londra'da Arsenal'ın kamp merkezinde. Mesut bir araya gelmiyor. Yani bilmediğimiz bir şeyim var. Mesut'un kırıldığı Löw'e, Löw'ün söylediği çünkü aramız çok iyiydi. Çok da değerli futbolcu. En azından bir telefon etseydi de durumu bana birebir de aktarsaydı diyor ki haklıdır. Hani Löw de şey bir teknik adam değil. Mesela Jose Mourinho'nun bir gün bir teknik futbolcuya ters düşebileceğini düşünürsün. Tabii. Alex Ferguson'ı düşünürsün. Başka kim geliyor? Guardiola'yı da olduğu yani. İçin şimdi düşünüyorsun. Yani şimdi birçok futbolcu Zlatan, Toure vesaire var. Yani çok kanlı bıçaklı olduğu futbolcular var. Joachim Löw bir milli takım teknik direktörü olarak oyuncuları çok iyi idare eden. Çünkü çok geniş bir kadrodan seçiyor ya. Onların havuzları bizimkinin 5 misli falan yani futbolcu havuzu. Onları mutlu etmeyi başarabilen, en azından mutlu edemese de ortaya çıkartmayan bir adam. Mesut gibi de aslında sessiz, sakin, medyada çok fazla teknik adam eleştirmeyen, hani uyumlu bir futbolculuk performansı dalgalanabilir ama böyle gitmiş, konuşmamış, telefon da etmemiş. Joachim Löw de sitem ediyor haklı olarak. Şöyle de olabilir mi? Hep empati yapmak lazım. Sen de hep öyle düşünüyorsun zaten. Şimdi Mesut'un penceresinden bakalım. Federasyon Başkanı açıklama yapıyor Dünya Kupası'ndan sonra. İşte bu Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğraf devamı, orada yaşananlar, bunun takımı etkilediği, bununla ilgili Mesut'un kamuoyuna çıkıp bir açıklama yapması gerektiği açıklamasını yapıyor. Ve iş zaten oradan büyüyor. Evet. Mesela bunun üstüne Mesut acaba şöyle bir şey beklemiş olabilir mi? Löw'ün onu aramasını bu Federasyon Başkanı'nın açıklamasından sonra. Mesut merak etme, biz senin yanındayız. Bu tartışmaların biz uzağındayız gibi bir belki ondan olabilir, bir şey tabii. Beklemiş yani olabilir, olabilir mi? Ve bunu görmediği için de teknik direktörünün de yine aynı görüşte, benzer bir görüşte olduğunu düşünüyor olabilir. Yani iletişimsizlik olduğu kesin. Löw son, şimdi en son açıklamayı yapan Löw. Ya ben gittim Arsenal tesislerine, emeklilik kararını bana telefonla bildirmedi. Arsenal tesislerine gittim, benimle görüşmedi deyince haklıymış gibi duruyor ama... Evet. Mesut'a da sorsak belki o da benim söylediğimi veya benzer bir şeyi söyleyebilir. Yani bu Mesut'la konuştuğumuzdan dolayı bu bilgi değil ama tahmin yürütüyorum sadece. Ortalık yıkılmış, çalkalanıyor. Mesut üzerinde çok fazla spekülasyon var, hatta manipülasyon var. Ve belki de orada Joachim Löw'ün tavrı Mesut'a yakın durmak olmadı. Öyle olunca da Mesut da uzaklaştı belki Löw'den. Belki de olabilir. Yani sonuç itibariyle yine iletişimsizlik olduğu sonucuna varabiliyoruz burada. O kesin. Bakalım o kesin. Ne olacak? Bugün en son haber işte Löw'ün sitem ettiği, neden beni aramadı diye üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım şeklinde bir açıklaması var. Belki Mesut'tan bir adım gelebilir. Biraz iş işten geçti ama. Yeniden kapıyı da kapatmak istemiyor aslında Löw Mesut'a. Ama bir önceki basın toplantısını hatırlıyorum şey demişti. Mesut bir adım atarsa o yavaş yavaş buzlar erinebilir. Evet, ben onu hissediyorum yani. Tabii ki dedi. Benim verdiğim bir karar değil dedi kendisi ve de konuşmamışlardı hiç. Çok enteresan bir şey. Zaten Almanya'da da şey çok döndü biliyorsun. Yani Mesut'un bırakma kararındaki o uzun ve dokunaklı ve haklı temellere dayanan metin. Ondan sonra mesela en son Almanya Futbol Federasyonu Başkanı bir açıklaması da evet ben hata yaptım bu konuda daha adım atmalıydım gibi bir şey söyledi. Almanya'da bazı siyasiler Mesut'un üzerine giderken bazı siyasiler de Mesut'un yanında tavır almaya başladı. Yani orada da şey biraz değişti. Ne diyelim? Rüzgar. Konjonktür, rüzgar biraz değişti. Herkes Mesut'un aleyhindeymiş gibi görünürken Mesut'un açıklaması ve kararından sonra Mesut'un yanında olmaya da başladılar ve hata yaptığını düşünenler de oldu.
orada hakikaten. Evet, şimdi lige geçelim mi? Geçelim. Bu arada başka gündemde Euro 2024 var. Euro 2024. Güzel bir tweet var Mesut'la ilgili. Mesut'tan yana değil, haklı olandan yanayız. Mesut haklı olduğu için yanındayız. Tabii şöyle Semih doğru Karaca. Tabii ki ben de Semih Bey'e yok, katılıyorum. Yani Mesut'tan yanayız derken hani bu olayın genel gidişatını değerlendirdikten sonra ya, yoksa bir bağ kurmamamız... haksıza haksız demeyebiliriz. Bravo emek. tebrik ederim. Haksıza haksız diyeceksin abi. Evet, haklıya da ne diyeceksin? Haklı. Bir de Gökhan Türkmen'in şarkısı var, biliyor musun? Bilmiyorum. Söyleyecek misin? Hatırlayamadım şimdi. Yani hatırlasan kim söyleyeceksin yani. Diyor. Hakkının hakkı ne olacak bilmem. Çatı katı şarkısını bir kuplesi. Bir dakika, hatırlasan söyleyecek miydin? Söyleyecekti tabii. Bu ses harcanır mı sence? Abi sen şimdi yalnız bir şey söyle. Yani ne olacak haklının hakkı. Haklının hakkı. Sen söyler misin? Yok. Türkçe anladım. Pop benden sorulur 90'lar. Yaşar. 90'lar 2 yaşar. Kırmızı çizgimizdir. Evet. Bak kendisi. Hiçbir şey demedim zaten. Dikkat edersin. Lütfen. Ya olumlu bir şey bile değil. Korkuyorum senin yanında yani. Yeteri kadar övemeyebilirsin. Evet. Onun için ezilebilirim yani. Ters konuşurum. Kalbini kırmak istemiyorum. Burada biz 85 milyon kişi seyrediyor. Hatta internet üzerindeki Amerika'daki temsilciliklerimiz de Avrupa'da. Ortadoğu ve Balkanlar. Balkanlar'da. Ortadoğu ve Balkanlar diye senin aklına ilk de geliyor. Hayda. Gol programı geliyor. Neden? Çünkü Ortadoğu ve Balkanların en iyi futbol programı gol. Ama şeye açılamadın sen, Avrupa'ya açılamadın. Orta Doğu ve Balkanlar'da kaldı tepkiliyim, yani. Tepkiliyim, tepkiliyim. Avrupa'ya tepkiliyim. Bak vermediler Avrupa Şampiyonası'na. Ondan değil mi? Ondan. Euro 2024'ten %100. Dolayı. Daha önce de vermediler. Evet, 2016'yı da vermediler, 2008'de vermediler. Onun için ben de... Peki vermiyorlar mı, biz mi alamıyoruz? Vermiyorlar. Bence biz alamıyoruz. Yani biz ne yaparsak biz alamıyor değiliz, vermiyorlar. Yani biz şimdi hep bunu konuşuyoruz ya. Genel bir takım kriterler tabii ki var. Tabii ki stadlarınız hazır olmazsa, tabii ki ulaşım ağınız yeterli olmazsa, tabii ki işte orada biraz zaten bizim problemimiz var. Hı hı. Yatak kapasitesi, turist ağırlama potansiyeliniz eksik olursa bir takım maddi şeyleri karşılamak durumundasınız ama bir de soyut kavramlar var. Biz o soyut konular üzerinde biraz sınıfta kalıyoruz. Bunların başında da açıkçası aslında biz futbola büyük sevgi duyan bir toplum değiliz. Futbola yatıp kalkıyoruz, bizim tanıtım filmimizde de çok güzel bir aksanla, nefis seslendirilmiş bir film tabii ki. Orada diyor ya, Türkiye futbolla yaşayan bir ülke diyor. Aslında biz futbola şöyle yaşıyoruz. Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli takımlarıyla, Trabzonsporlu takımlarıyla, Bursaspor takımlarıyla, işte Anadolu kulüplerine çok düşkün olanlar var. Bunların rekabetinden besleniyoruz. Yani bu takımlar işte Acun Ilıcalı zamanında Fenerbahçe, Galatasaray Survivor yaptırdı. Ortalık birbirine ya bunu aynısını Yunanistan Türkiye yaptı. Orada bir Survivor'ın sevilmesinin nedeni de bence o. Futbolda da aynı şeyi buluyor. Futbol dünyasında da Türk izleyicisi. Kavga var mı futbolumuzda? Var. Rekabet var mı? Var. Tırnak içerisinde çirkeflik var mı? Var. Gıybet var mı? Var. Yani saha içerisindekinden ziyade biz oradaki kavgalarla, biz oyuna değil rekabete tutkunuz. Rekabete aslında tutkunuz. Yani o hırgüre tutkunuz. Seyredilen programlar da öyle. Kimse kimseyi kandırmasın. Doğru. Şov programları. Yani onları futbol bazlı şov programları var. Onun için hani Survivor gibi futbol atmosferimiz var. Rekabet önemli olan. İçerik, yani tahterevalliden kaydın. Çamurdan geçtin. Kafanı bir yere vurdun. Konseptli futbolda da deplasmana gittin, meşaleyi yaktın, sahada kavga çıktı, küfür ettin, oradan çıktın, işte maç sonu demeç verdin, hep de sen haklısın, hep. Ben daha görmedim yani, bu fanatik taraftarlar arasında çok nadirdir ya, rakibimiz de şurada haklı ama dediğine, çok nadirdir yani. Bizim onun için futbol kültürümüzde bir problem var. Dün siz Murat Kosova ile çok güzel değerlendirdiniz. Yani bizim burada U20 Dünya Kupası'ndan şey veriliyor, görüntü veriliyor. Mümkün olduğu kadar dar plan. Neden? Çünkü tribünler, bomboş. 55 bin kişilik stadımız var diyoruz. Pogba oynadı orada. Yani Almanya mesela onu kapalı kapılar ardında, sunumunda belki direkt değil de kapalı kapılar ardında mutlaka onu bir koz olarak kullanmıştır. Yani siz vereceksiniz. Kulis vereceksiniz. Vermeyi düşünüyorsanız Türkiye'ye. Bak 20 yaş altı Dünya Kupası yapıldı daha yakın tarihte. Tribünler bomboştur demişlerdir. Bu argümanı ortaya koymuşlardır. Son bir cümle söyleyip sana, hani soyut şeylerden bizim dezavantajımız var diyoruz. Aslında somutlardan da birkaç tane var ama onlar aşılabilecek şeyler. Çünkü 26 sene var ve biz bu iradeyle, özellikle hükümet desteği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteği,
tıkır tıkır onlar halledilebilir. Esas başka problem bir, şu şey, yani taraftar aslında o kadar büyük sevgi yok futbola. Hı-hı. Kulüplere büyük sevgi var ve kulüplerin kazanmasına büyük oranda sevgi var. Hı-hı. İki, bizim aslında avantajımız da yine subjektifti. Neydi? Sokağa çıkalım şimdi. Bugün bütün her yerde konuşulan konu bu. Ben biraz önce yemek sırasındaydım. Neden Almanya'ya verdiler? Şimdi Almanya'da aynı oranda insan sayısına bak. Mesela 100 kişiyi Bremen'de çevir. Dün seçim olduğunu bilmeyen insan sayısı %70-80 olabilir. Karşı olanlar var. Karşı olanlar da. Yani. Burada 100 kişiden 90'ının haberi vardır. 100 kişiden 80'i de, 90'dan 80'i de aa ne olur alalım. Evet. Ki böyle ülkelere, daha böyle dünya üzerinde bizim gibi, Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden ve ülkelerinden birisi. Bizim gibi, Güney Afrika gibi gelişmekte olan, biraz daha kendini bir yerlere ispat etmek isteyen. Çünkü biz hep diyoruz işte organizasyon gücümüzü biz sürekli gösterdik. Biz kendi dilimizi de itiraf ediyoruz. Yani biz Almanya seviyesinde değiliz aslında. Olamayız da, hiçbir ülke değil ki aşağı yukarı. Hatırla, kaç tane ülke Polonya, Almanya Ukrayna seviyesi düzenleyecek mi, düzenleyemeyecek mi diye düşünürken, konuşulurken UEFA o kadar rahattı ki en kötü diyordu Almanya'da oynatırız diyordu Ukrayna'nın, evet, maçlarını. Doğru. Çünkü Almanlar vermez. Bize verseler turnuvaya bir sene kala deseler ki ya bu Türkiye yapamayacak, size geri veriyoruz dese, yine düzenlerler ki. Adamlar doğuştan hazır. Tabii. Her şeyleri lazım. Ama şu şey çok önemliydi. Biz onu biraz çok iyi kullanamadık belki. Biz istiyoruz ya, biz istiyoruz. Evet. Biz bunu profesyonel çerçevede istemiyoruz. Futbol profesyonellikle alakalı ama biz gönülden istiyoruz. Biz burada gelsin İngiltere ile İspanya maç yapsın istiyoruz. Ha, maça gidilir gidilmez ayrı ama bunun nedeni sadece maça gitmekle alakalı değil. Bir şey göstermek istiyoruz ya. Ben Güney Afrika'ya gittiğimde orada insanlarda görmüştüm. Apartheid'dan, ayrımcılıktan çıkmışlar. Diyorlar ki, bağırıyorlar, biz bir dünya ülkesiyiz diyorlardı. İşte Mandela'sıyla, siyahlarla beyazlar kaynaşmış. Bakın bizim sosyal hayatımızda sizinki kadar Avrupalılarla, diğer ülkelerle normal. Burada da işler normal gidiyor. Burada da demokratikleşme var. Hani şu Simon Cooper'in ünlü sözü var ya, futbol asla sadece futbol değildir. Onu yaşadı Afrikalılar ve futbol üzerinden bir şeyleri gösterdiler. Biz de bir takım Avrupa'ya anlatamadığımız dertlerimiz var ya, bunu yapabilirdik, onu istiyorduk. Yoksa ondan da istiyoruz zaten. Ondan da istiyoruz. Tabii ki, ama futbolda hani en azından magazini seviyoruz, kulüplerimizi seviyoruz. Yani burada Eden Hazard Chelsea'ye gol attığı zaman burada da gündem oluyor. Chelsea'den Liverpool'a geçen attığı gol var ya, Karabağ Cup'ta. Evet. Ya bir şey var. Çok acımasız davrandım biliyorum. Çünkü elimizde çok ciddi veriler var. Bugün ligimizin lideri 500 kişi oynuyor. 500 kişi geliyor mu? İşte 1500 falan. Başakşehir. Tabii Kasımpaşa. Ha, ben biraz daha vurucu olsun diye 500 dedim. Öyle olur. Özür dilerim. Ben 500 bile yok demek. Kasımpaşa ligin ilk yarısını silen süpüren takımıydı. İlk dönemin diyelim. Şimdi son iki haftadan beri bir tökezlediler ama iyi futbol oynuyorlar. Son hafta Alanya maçında biraz... Ya stadın yeri nefis ya. Yani tamam, stadın böyle şey koşulları kötü olabilir de Kasımpaşa. Evet. Taksim'in arkası yani. Her neyse, demek istediğim o ki bize vermediler. Yani bu şeyler somut gerekçelerle, çünkü Ukrayna'ya verdiler ya, Ukrayna'ya verdiler. Evet. İç savaş varken Ukrayna, ülkenin bir tarafında futbol maçı oynanamıyordu. Donbas Arena'ya, evet, havan mermisi düşmüştü yani. Tabii. Aynen. Yani bu, ben soruyu sorarken sana bize mi vermediler mi, biz mi alamadık, ikisi de var. Var aslında biraz. Ben de vermediler böyle... kısmı da var, alamadık kısmı da var. Biz vermediler kısmını konuşuruz. Ama isteseler veriyorlar işte. Heh. İsteseler veriyorlar. Vermediler kısmını konuşuruz. O bizim elimizde değil. Biz neden alamadık kısmından bence olaya bakmamız lazım. Tabii. Vermediler kısmını da ayrıca çok uzun lobi ve kulis faaliyetleriyle onu, oradaki sorunu, eksiği gidermemiz lazım. Ama neden alamadık kısmına iyi bakmamız lazım. Kesinlikle. Ya, çok doğru sen söylüyorsun. Sen değindin. Ulaşım, konaklama, evet, bunlar zaten raporda çok açık bir şekilde var. Bunlar duruyor. Ve bence hazırlık, bir konsept yaratmak. Şimdi biz hala, bence şurada hata yapıyoruz. Ben dün ona kanaat getirdim. Biz hala, biliyor musunuz bizim statlarımız var. Biliyor musunuz biz çok misafirperveriz. Biliyor musunuz biz kültürler, çok mozaik, kültürlü, evet, bir toplumuz. Biliyor musunuz biz Asya ile Avrupa'yı birleştiriyoruz. Evet, bunlar bizim zenginliklerimiz. Bunu zaten inkar edemeyiz yani. Biz bu toplumda yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Bunu aksi düşünülemez yani. Ama başka bir şey söylememiz lazım bizim. Çünkü bunu artık biliyorlar. Biliyorlar zaten. Yani oradaki üyeler, o oy veren üyeler bilmiyor mu Türkiye'nin
turizm cenneti olduğunu, bilmiyor mu kış turizminin artık gelişmekte olduğunu, bilmiyor mu işte çok kültürlü, haritaya bakmıyor mu adam yani Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyor Asya mu? Asya ile Avrupa'yı orada oy veren 16-17 kişi, onları biliyorlar. Bilmedikleri belki yeni bir şey sunmamız lazım. Bu tutku evet burada vurgulanan noktalardan bir tanesi de belki daha da onu daha vurucu yapmamız lazım da tutkuyu. Yani tutkuyu işte bizde yıldızlar var, kuarejmalar var, çocukta tribünler çocukta falan. Öyle araya değil. Bir de basketbol görüntüsü sıkışmış. Bir vardı. Çok daha sinematografik kısa bir film, değil senaryoyla. Mi? Evet. Şimdi Almanya'nın videosunda ne vardı? Bir senaryo var. Şimdi onlar neyin üzerine bina etmişler işi? Mesela simgesel Avrupa Birliği bayrağı var bir çocuğu bir taraftarın elinde. Biz Avrupa Birliği'yiz. Biz Avrupa'yız. Avrupa'nın merkezindeyiz. Avrupa'nın her yerinden insanlar çok kolayca buraya gelir ve biz Avrupa'yı birleştiririz. Temaları buydu. Ve muhtemelen bizim temamıza karşılık bir antitezdi bu. Çünkü biz zaten coğrafi olarak Avrupa'nın merkezinde değiliz. Bunu söyleyemeyiz, bunu iddia edemeyiz. Biz neyi iddia ediyoruz? Biz yeni bir yeriz. Biz daha doğuyuz, biz daha otantiyiz, oryantaliz. Neyse onu söylüyoruz. O da ona karşılık bak burada bu var, burada da tam da göbeğinde Avrupa'nın göbeği var diyor. Olabilir. Bunlar hep stratejilerdir zaten. Yani seçim gibi, seçim stratejileri gibidir bunlar. Çalışılır, kampanyalar, ekipler, muhakkak ki ekiplerimiz vardı. Muhakkak ki bir şeyler üretildi ama yok bir konsept, yeni bir şey. Ben şu anda belki de diyorlar ne ya o zaman niye yeniymiş? Bilmiyorum. Sonuçta ben o ekipte değildim. Ama bundan sonrakine olmak istediğine kafaya... Zaten çok parlak, fikirli olan, çok gerçekten... Yaratıcı böyle... Çok... seyredince evet ya. Yani öyle bir şey seyretmemiz lazım. Adam USA'lerle fotoğrafa bakıyor. Oradan Philip Lahm geliyor. Evet bizim belki o kadar dünya çapında yıldızlarımız olmayabilir ama olanlar da maalesef kendilerini saha içi ve saha dışındaki davranışlar nedeniyle oradan uzaklaştırıyorlar böyle bir kampanyadan. Ama yine de Semih Şentürk olamaz mıydı? Nihat Kahveci olamaz mıydı? Şuradan bağladım. Euro 2008 son Avrupa bizim başarılı olduğumuz, unutulmaz bir destan yazdığımız, işte otobüse binene kadar maç bitmez dedirttiğimiz Nihat turnuva Kahveci'den değil mi? Nihat Kahveci'den daha net bir figür yani olabilir mi? Yani biz şampiyonu değiliz turnuvanın ama en renkli figürü ya olduk. Tugay Kerimoğlu olamaz mıydı? Mesela evet. Ya o ya var yani bizim elimizde. Uluslararası alanda oynamış. Yani Yıldıray Başturk da yani o 2002'den İlham Mansız. Hasan Şaş. Ne bileyim yani. Hani şu ya an aktifler içinde bulamıyoruz diye. Gerçekten çok değerli yazarlarımız var. Bunların üzerinden bir senaryo üretilip bir böyle senin dediğin gibi böyle şarkılı türkülü bir şey yerine didaktik. İşte evet. Burada işte o güzel İngilizce hiç problem harika, yok da. Harika metin de çok etkileyici şey, ama. Hep aynı şeyleri anlatıyoruz. Biliyor musunuz biz stadı yaptık. Biliyor musunuz bizim yemeğimiz çok güzel. Biliyor musunuz biz çok misafirperveriz. Biliyor musunuz biz çok kültürlü bir toplum. Biliyorlar. Ya zaten bilmiyorlarsa yönetim UEFA yönetim kurulu üyesi olmasınlar artık yani. O yüzden ben o açıdan bir başka şey de senin Güney Afrika örneğinden yola çıkarak hani bu neden alamadık kısmı. Vermiyorlar kısmı. İsterlerse verirler diyorsun ya. Evet istiyorlarsa veriyorlar. Ben de mesela Atina'da yaşadım bunu. He. Şimdi Atina tabii ki olimpiyatların doğduğu topraklar Yunanistan. Modern olimpiyatların kabul ediyorum. Tabii. Ama ben Atina'ya olimpiyatlar başlamadan 2 gün kala gittim. Bittikten 1 gün sonra döndüm. Yani yaklaşık 32-33 gün orada kaldım. Sabah 7'de başladım yayınlara. Gece 11'de bitirdim. Ya Atina'da açılış günü hala o Oaka'nın ana şeyin stadyumun olimpiyat stadının etrafındaki çimleri böyle dikmeye çalışıyorlardı. Çevre düzenlemesini harıl harıl yapmaya çalışıyorlardı. Bir şeye gittik. Halter ya da güreş müsabakasıydı hatırlamıyorum. Ama madalya alma ihtimalimiz yüksek bir müsabakaydı. Canlı yayın arabamız da var. O zaman Doğan Haber Ajansı şimdiki adıyla Demirören Haber Ajansı'nda çalışıyorum. CNN Türkiye yayınlar yapıyoruz. Gittik işte salon bir yerde. Ama şehrin biraz dışında nezih bir semtte değil. Öyle tarif edeyim en hafif tabiriyle. Sokakta böyle yazık hani fakir çocuklar var ondan sonra çöp toplayanlar vesaire ondan sonra iyi durumda değiller belli ki iyi bir mahalle değil yani o anlamda iyi mahalle değil nezih bir mahalle değil ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış bir mahalle. Ateşte yürüyorsun şu anda ateşte. Hayır, ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış bir mahalle evet. Problem değil benim yüzü hiç ilgilenmez. Evet. Arabayı park ettik canlı yayın arabasını indik işte görevli canlı yayın arabası görevli arkadaşım uyduyu falan ayarlıyor evet. Polis geldi.
buyurun dedi. İşte dedik biz böyle böyle burada müsabakayı takip ediyoruz. Türk televizyonu canlı yayın yapacağız işte madalya bekliyoruz falan. Bu arada Yunanistan'da en ufak bir kere bile olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Tam tersine herkes sarıldı bize. Başka bir sürü anı da var, onları da anlatırım yani. Dedim yalnız canlı yayın arabanızı buradan götürün dedi. Niye dedim? Burada güvenliğinizi garanti edemem dedi. Yani. Polis geliyor bana diyor ki olimpiyat düzenlenen şehirde senin güvenliğini müsabakanın olduğu yerde senin güvenliğini garanti edemem diyor. Yani vermiyorlar kısmı da bu. Her alan öyle çok hak ederek almıyor. Siyasi durumlar, politik konjüktür vesaire onlar da çok etkili oluyor. Brezilya hangi güvenlik şartını ortaya koyarak bir dünya kupası düzenleyebilir yani? İşte Güney Afrika'da da yani, ülkede Johannesburg'da böyle enteresan şekilde bizim büyük AVM'lerimiz gibi, Bahçeli AVM'lerimiz gibi ya da büyük siteler gibi zenginlerin girdiği yaşam alanları vardı. Rosebank bir adı, diğerlerini hatırlamıyorum 5-6 tane. Onun dışında güvenli olabileceğin yer sayısı çok az. Ya zaten evlerde müstakil çoğu fakirler apartmanda yaşıyor. Müstakillerin etrafında yüksek duvarlar ve dikenli tellerle, biraz daha parası olan polise bağlı şeylerle, güvenlik sistemleriyle parayla ölçülebiliyor yani, değil mi? Aynen. Yani, ne kadar çok paran varsa o kadar güvenli. UEFA, FIFA ayrı. Şimdi FIFA'nın bakış açısı da biraz daha. FIFA bunu kıtaya, sıralara böldü, döndürüyor ya. UEFA'da bizim avantajımız şuydu. Almanya alışılmışı temsil ediyor. Gelenekseli. Türkiye'ye vermek ya başka bir yol, başka bir şey, başka bir renk. Aynen. Onu tercih etmediler. Yani özetle toparlayayım. Biraz uzun oldu bu konu ama önemli bir konu sonuçta. Önemli. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Yani Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan daha önemli bir konu. Özetle tekrar ediyorum, özetliyorum. Evet, onlar bize vermiyorlar. Bu bir tarafı işin ama biz de alamıyoruz. Onu unutmayalım. Tartarken hep tartıyı ikisinde koyalım. Çünkü vermiyoruz'u nasıl kırabiliriz? Onlar bize vermiyorları nasıl kırabiliriz o algıyı? Bir de biz nasıl alabiliriz? Yani o yani böyle alamayız. Onu hiç söyleyeyim. O zaman öyle o kafa yapısıyla girersek eğer vermiyorlar bize ne yaparsak o zaman yapıyorlar. Aday olmayalım. O zaman aday olmayalım. Yani. Yani. Olur mu öyle saçma şey canım? Aday olmayalım. Yani. Evet. Evet. Bugün Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Erzurumspor'da bir teknik direktör değişikliği oldu. Evet. Mehmet Özdilek geldi. Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı. Aslında Erzurumspor'un yaptığı iyiydi. Yani lige çıkartan teknik adamla devam edildi ama çok da alışık olmadım. Alışık olmadım bu şekilde. Çünkü bizde takımlar küme çıkıyor. Teknik adamlar o kümede kalmaya devam ediyor. Takımlar şampiyon oluyor. Teknik adamları klasman atlayamıyor genelde. Yani o ligin teknik adamları var. Bir de Süper Lig'in teknik adamları var gibi. Şampiyon yapsalar da bu değişmiyor. O geçiş en iyi İtalya'da oluyor vallahi. Evet, İtalya'da genelde teknik adamların kariyer seyri Serie C'de işte Portimonense bilmem ne gibi bir takımla bir şeyler yaptıktan sonra. Ve bu en kariyerli futbolcu da dahil buna yani. Olmak üzere. Yani çok nadir. Tabii ki istisnalar var, var denedikleri şeyler. Var. Mesela Leonardo denediler ya. Var var. Inter Milan. Var istisna da ama. Neyse, bizde öyle bir durum yok. Bizde genel itibariyle farklı bir seyir izliyor da o önemli değil. Konuşacağımız konu o değil. Ama 6 maç 2 puan olsa sen ne yaparsın? Zor yani. Arkasında durmak. Zor. Kolay değil. 6 maç 2 puan. Galibiyet yok. Yani kulüpleri de anlıyorum bir yandan da. Ama belki daha iyi planlanabilir miydi? Daha iyi bir kadro kurulabilir miydi? Bilmiyorum. Mehmet Özdilek'e başarılar. İşi kolay değil. Zor hakikaten yani. 6 maçta sadece 2 puan almış bir takıma şey yapıyor. Neyse. Ben dün şöyle bir şey oldu. Sabah aradım. Şifo Hoca sağ olsun bizi kırmaz, hep 90 atlara katılır. Hani ne yapıyorsun hocam, hangi hafta gelirsin bize diye konuşmak için aradım. Sabah açamadı. Ondan sonra bir dakika ya, bu niye çalıyor? Özür dilerim. Şunu kapatayım. Dikkatimi dağıttı çünkü. Kusura bakmayın. Öğleden sonra arıyorum. Sürekli biriyle konuşuyor. O arada da işte Erzurum haberi geldi. Sonra beni geri aradı. Hocam dedim, yoksa Erzurumspor'la mı görüşüyorsun dedim. Aa, nereden biliyorsun dedi. Hocam ne bileyim, bu kadar uzun telefonla konuşuyorsan herhalde. Ya. Bu kadar uzun boş atıp dolu tuttun yani. Yok, bu kadar uzun telefonla konuşuyorsan dedim, herhalde bir transfer görüşmesi bu dedim. Ya evet, prensipte anlaştık, başlıyoruz falan filan dedi. Durum öyle. Fatih Terim 300. maçına çıkıyor. 300. lig maçına. Bir de çok etkileyici bir
Evet. Şeyi var, performansı yani. Kaç? Sen yazdın herhalde. 299 maç, 196 galibiyet, 65 beraberlik, 38 mağlubiyet. Puan ortalamasına baktım. %65 ben galibiyet oranı onu bende. 2.18 puan ortalaması. Zaten işte 4. Sonra ikisini 6. tamamlayamadı tam ama hadi tamam, kötü gitti, tamamladı diyelim. 6, 8. Bu 9.5. 10. sezonu aşağı. 7 tane. 7. Şampiyon işte yani. Evet. Muazzam bir evet. performans. Ve 3 ayrı dönemde. O da ilginç yani. Arada da milli takım ve kısa yani dönem. 4. işte, dönemi tabii, oldu tabii. Da. Bir ikinci dönem başarısız geçti. Ya düşünsene 96, şimdi 2018'deyiz. 22 yıl önce yani ilk şampiyonluğu. Evet. Son şampiyonluğu 22 yıl sonra. Şimdi Galatasaray sportif olarak maçı değerlendirecek olursak yani Erzurumspor zor durumda. Galatasaray iç sahada çok farklı oluyor. Evet. Galatasaray taraftarında desteğiyle. Biraz geçen sezonun kopyası gibi. Bu kez biraz daha organize tabii Galatasaray. Yani geçen sezonda içeride herkesi deyim yerindeyse tokatlaya gidiyordu ligin bu döneminde. Ve de şeysiz dezorganize takımları bulduğu zaman, zayıf takımları, öyle, ülkek takımları bulduğu zaman daha da üstüne çullanıp işi bitiriyordu 4-5-6 ne olursa. Şimdi yine buna benzer. İlk golü bulmakta sorun yaşıyor. Golü bulduğu zaman yine benzer bir maç bizi bekleyecek. Erzurumspor direnç gösterebilecek mi? Ha, direnç gösterir, ilk yarıyı berabere kapatırsa belki bir şansı olabilir. Şansı olabilir ama ben çok çok yüksek bir performans beklemiyorum. Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Zannediyorum izleyicilerimiz de aynı tahmindedir. Evet, kağıt üzerinde öyle, öyle gözüküyor. Yani futbol bu, yani, futbol topu da. Tabii bakalım nasıl bir kadro çıkacak sahaya. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi olduğu için de özellikle her maç farklı 11'ler var Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi dönüşü ayrı, Şampiyonlar Ligi öncesi ayrı. Haftaya Salı günü Porto'yla çarşamba günü Porto'yla deplasmanda oynayacak. Yani bugün sürprizlere açık bir kadro görebiliriz rahatlıkla. Evet. Çok önemli bir şey söyledim Emek, farkındasın değil mi? Sürpriz. durum bu. Cumartesi günü maçı Beşiktaş-Kayserispor. Kayserispor'da 6 eksik var. O 6 eksikten yalnız hani Sakıp yok, Kuçar yok, Hasan Hüseyin yokmuş ama şimdi en son eklenen eksik Deniz Türüç. Deniz Türüç'ün olmaması Kayserispor için çok önemli. Onlar da enteresan şekilde zor maçlardan özellikle İstanbul'dan puanları alıp 3 puanı ardından hiç beklenmedik şekilde arka arkaya puanlar kaybettiler. Yeniden bir toparlanma sürecine girmek isteyeceklerdir. Potansiyelli futbolcuları var Kayserispor'un, bunu gördük. Ama Fenerbahçe'yi yeniyor olmak demek ki o maç Fenerbahçe açısından her ne kadar 2 gol atmış olsa da ilginç bir maçtı. Maçın 20-25 dakikalık bölümü Fenerbahçe'nin ekstra efor sarf ettiği, golü de bulduğu ardından ikinci yarıda oyundan düştü ve teknik direktör de hatalı oyuncu değişiklikleriyle daha da oyunu Kayserispor'a bıraktı. Kayserispor'un da bir de bunun yanında şanslı olduğu. Tabii, bir, evet. Yani bir kendi kalesine gol var, bir Harun'un hatası var gibi. Futbol oyunun aslında senaryosu hep böyle yazılır, o ayrı. Beşiktaş ama bu kadar Kayserispor için pozitif olmayacaktır. Yani Fenerbahçe maçında daha yakındı galibiyete. Kayserispor ki aldı. Beşiktaş'ı konuşmak sen ister misin? İstemez misin? Ya hiç durmayacağını zannettim biliyor musun? Evet. Beşiktaş'ı evet. Konuşalım mı? Konuşalım. Ya Beşiktaş da arayışta aslında. Oyun arıyor Beşiktaş yani. Bu net. İlk yarılar hep şey. Kaybedilmiş zamanlar, 45 dakikalar. Bu sene çok oldu böyle. Şimdi yay için tekrar, yani tekrar derken yay için takıma adapte olmasıyla Beşiktaş tekrar o ritimli, bol paslı, üretken oyununa dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Ona biraz da bir zaman gösterecek. Santfor'da kimi tercih edecek? Mesela son derbide Babel oynadı Santfor'da. Evet. Son dakikalarda Lerin oyuna girdi. Babel kenara geçti. Yine Babel'le mi başlayacak? Sonra yeniden bir de şey yaptı. Evet, oyun içinde doğru söylüyorsun. Bir daha değiştirdi. İstediği gibi olmayınca. Ağır eleştirdi şey. Larin ezildi dedi ya. Evet. Ya o biraz MLS sıkıntısı işte. MLS'de geldiğinde de söylüyorduk ya. Çok farklı MLS. Bir savunma anlayışı var. Yani MLS'de zannediyorsun savunma ki. Savunma anlayışı yok. Stoperler geriye kaçıyor sürekli. Sana evet. Sürekli alan açan stoper. Ya da dengesiz şekilde kimisi de öyle apaçi gibi üzerine saldırıyor. Evet, o da evet. Alan açmaktır. Yani dengesiz tabii. Şey de alan açmak sana. Orada organizasyon zaten MLS'de ve milli takımda MLS'in kalitesini yükseltmek için oyuncudan ziyade hep yazılanları okuduğunda teknik direktör tabii. ithalatı lazım diyorlar. Aynen öyle tabii.
Şey. Yani Premier Ligi bile değiştiren. Tabii. Teknik bakış açısı, işte finansal başarı, pazarlama faaliyetleri evet ama teknik adamlar. Yoksa İngiliz ve yani adalı teknik adamlarla işte hep aynı oyun oynanıyordu. Yani bizim ligde öyle evet şey temaslı oyun. Kyle'lerin kalıplı bir arkadaşımız. Ben biliyorsun sizden daha pozitif bakıyorum. Şey yok, açısından, fundamental açıdan topu aldığında dönebiliyor, pas verebiliyor gibi ama Beşiktaş forveti olur mu? 22-23 yaşında olacaksa çabuk. Evet. Acele. Seri köz getirsin bir sonra da bir an önce olsun yani. Kallerine bir seri şey getirsinler. Oh, ne oluyor ya? Kabloya bastım. Love'ı kazanmak zorunda Şenol Hoca. Başka kesinlikle çaresi yok. Katılıyorum. Fenerbahçe getirir. Evet. 6 maç. Rize deplasmanı 6 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet. Hani Galatasaray'ın da dış saha performansı. Şimdi Galatasaray Trabzon ya da Akhisarspor'u yenmiş olsaydı bir makası biraz daha açacaktı. Tabii. Yani o geçen haftaki Akhisar mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin Beşiktaş mağlubiyeti otomatikman Beşiktaş'ın da puan kaybetmiş olması ve Galatasaray'ın da kaybetmesi. Fenerbahçeler biraz böyle iyi bari oldu. Tutundu. Şimdi yine karar maçına çıkıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin her maçı karar maçı. Evet, yine onun için. Evet yani. Bundan kaçış yok. Çünkü 3 mağlubiyet üst üste aldı yani. Öyle bir durum var. Rize'de yeni bir teknik adam var, Okan Buruk. Evet. İlk geldiğinde hep tesir ediyor. Mesela Elazığ döneminden hatırlıyoruz. Evet. İlk orada toparlamıştı. Elazığ, Akhisar'la zaten kupayı geçen aldı. Kupayı aldı. Takımı ligde tuttu. Zor günler yaşamışlardı. Rize'nin de galibiyeti yok. Galibiyeti olmayan iki takımla karşılaşıyor bu biraz hafta. Biraz şöyle yaptı tabii. Rize Spor düştüğünde kadroyu korudu. Evet. Çıktığında da aslında o kadronun üzerine. Yani yine Robin Yalçın. Ondan sonra yine... Yani düşen kadroyla devam etti. Devam etti. Düşen kadroyla devam etti. Tabii var değişiklikler var. Ama işte yine çıkan kadro Samu diyor. Geçen sezon TFF 1.lig'de olağanüstü performans. Ama o da aslında Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Bayağı yaptı. Gol ve asisti var yani. Ve Fenerbahçe işte oynayacak. Yani ben artık 11 zaten Koku da söyledi. Aşağı gel bak geçen de şey yaptığımız diyor. Yazalım o zaman. Harun. Şey dedim ya ben hani geçen sefer belli değildi de şimdi aşağı yukarı belli gibi. Herhalde Fenerbahçe'nin en büyük kazancı bu Beşiktaş maçında. En azından bu 11 8-9 kişi belli. Belli gibi. Harun. Harun. Şener. Şener. İsmi Roman. Roman. Şimdi sakat Şikirtel. Sakat olmasa Şikirtel. Reyes diyelim Reyes. Buraya. Biz hani 80'e tutturabilecek Hasan bizde. Ali. Hasan Ali zaten şu anda... Topal. Topal. Cahilson. Var bir itirazım var söyle. Yok Benzia. Benzia. Ayev. Ayev. Atıf. Atıf. Forvet'te Slimani. De Slimani. Bir tek burada sallantıda olan bence Atıf. Evet. Atıf sallantı. Kim olabilir yerine? İşte Barış olabilir. Valbuena olabilir. Valbuena da biraz kopmuş gibi gözüküyor. Evet evet. Ya yani Valbuena yani. Aykut Kocaman döneminde girdiğinde bir de o tribün desteğini de biraz kaybetti. Evet. Esas o çünkü o girdiğinde öyle bir karşılama oluyordu ki Valbuena'yı çağırdı. O da şey yaparak o İngilizlerin goosebump dedikleri böyle gerine giriyordu. Çünkü ya bence sezon, orada işte dediğim gibi Şikirtel Şener'in yerine İsa'da olabilir. Belki ya ama yani, işte bunu şimdi, işte 9 ki yani 11'in yani 9'u yani. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı da tahmin edemeyiz 11'de 11. Çok zor bir tahmin şey. Evet ya yani Beşiktaş'ın da aşağı yukarı belli ya. Ya Galatasaray'da da aslında Şampiyonlar Ligi işi girmese devreye hani o rotasyon girmese Galatasaray'ın da belli aşağı yukarı. Ya 8 kişi sayarız Galatasaray'da da. Rahatlıkla böyle hop diye sayarız. Sayalım. Muslera, Nagatomo. Kalede Simović. Cüneyt, Yusuf, Sabek, İsmail, Solbek. Solbek Semih yokken. Semih Yuvakuran. Semih Yuvakuran. O Nöşetel Samak sezonu. Tabii Semih Yuvakuran. Önünde Bülent Muhammed. Korkmaz. Muhammed. Ha, Avrupa maçlarında Avrupa Bülent Korkmaz daha. Hani ekstra stoper. Evet. Aynen. Muhammed. Uğur Tütüneker. Uğur Tütüneker. Tanju Forvet'te. Prekazi. Kovačević. Aynen. Mirsad Kovačević evet. İşte bak böyle büyük kadro olmanın çok büyük avantajı var. Efsane. Ya, hayal bir yazdı final. Gitti. Bu unutulmayacak yani. Unutulmayacak tabii canım. Yedekten Büyük Metin girer. Ya, sol ayağıyla ortaya yapar. Bizim çocukluğumuzda 3 tane kadro var. 4 tane hatta yani. Trabzonspor'un da o Avrupa var. Kupalarında baş gösterdiği, işte Barcelona'yı yendiği tam deplasmanda çok ağır netice aldı ama olsun. Ya i̇şte, ilk golü de atmıştı ya Hami ya, Hoca. Ben radyodan dinliyordum. Böyle sizde de mi yoktu Show TV mi Star? Bizde de yoktu evde. O zaman daha özel kanalların yayını var mıydı o maçın? Biz onu yoktu. Dışarıya gitti.
Vardı. Var mıydı? Vardı. Aynı anda Vitória Guimarães Fenerbahçe maçı vardı. Şey maçı daha önce başlamıştı. Trabzon maçı. Hami golü attıktan sonra biz 1-0 bıraktık Trabzonspor Barcelona maçını. Şeye döndük. Fenerbahçe Vitória Guimarães maçına Fenerbahçe döndük. Ama Fenerbahçe maçı televizyonda izlediğimi hatırlıyorum. Benim babam büyük futbol hastası olduğu için. Benimki de öyle. Hayır, Fenerbahçe maçını izlediğimizi hatırlıyorum. Hatta Guimarães 3-2 kazanmadı 3-2 mı? 3-2 kazan. 3-0 evet. Tık öne geçildi. Sonra az daha 3-2 oldu. Evet. Ama Trabzon maçının yayını yoktu diye hatırlıyorum ben ya. Vardı. Ha, olabilir. Ama şeyde çok net hatırlıyorum. O yatak odamda radyodan dinlediğim, hatta öyle geçti. Allah dedim, vay be, eleyecek Barcelona'yı falan. Sonra 7 oldu. 7 oldu. Arı kovanına çomak sokmuş gibi oldu. Neyse ama o dönem, yani bizim dönem. Çocukluğumuzda, herkesin çocukluğunda vardır tabii efsane kadroları belki, ama hakikaten Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nde, Beşiktaş'ında, Trabzonspor'unda böyle bir çırpıda sayılacak efsane kadroları oldu. Tabii. Ve tabii o dönemde bir de şöyle bir şey, kadrolar çok değişmiyordu. Şimdi çok fazla sirkülasyon var. Yani bu saydığın Galatasaray kadrosu, işte Fenerbahçe'nin 103 gollü kadrosu, Beşiktaş'ın o 3 sene üst üste şampiyon olan, evet, kadrosu hep 7-8 kişiyi koruyarak devam ediyordu bu takımlar en azından. Şimdi o kadar sirkülasyon var ki çok çabuk değişiyor takımlar. Yani Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosu ertesi sene neredeyse 2 senede bitti. Tükendi. Ama o başarının getirdiği şey, o çok farklı bir durum. Yani orada o kadroya tabii Avrupa'nın büyük takımları 2 sezon içerisinde arı gibi üşüştüler. Aynen. Yani hemen tıkır 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 adamları kopardılar. O kaçınılmaz bir şey. Fenerbahçe'nin Zikolu kadrosu ne kadar sürdü? Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosu ne kadar sürdü? Hani bunlar da yakın modern, daha yakın dönemlerin efsane kadroları, öyle değil mi? Fenerbahçe'nin çeyrek final oynayan kadrosu. Beşiktaş'ın 100. yılda şampiyon olan kadrosu, öyle bir güçlü oyun, iyi kadrolar. Ama yine o kadar kadrolar şey olmadı, yıpranmadı bizde. Çünkü çok büyük uluslararası başarı çok az olduğu için o Galatasaray kadrosu... Ay, yarı final oynayalım diyorsun. 86. Yarı final oynayan yok. Ha, ben 2000'de 2000. UEFA şampiyonu olan diyorum. Yani, hı-hı, o daha marka bir kadroydu. Ya, zaten onun başardığı, hepsinin başardığının, evet, ötesinde bir şey. Yani UEFA kupasını aldı. Ertesi sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı yani. Bir sonraki sene erozyona uğramış kadro, iki grup atlıyordu neredeyse. Çeyrek finalin, evet, kapısından döndü. Evet, biz biraz, evet, genel gündemden en sevdiğim konular bunlar. Tam Trabzonspor'un... Bitirmeyelim mi? Bitirelim artık. Bitirelim. Sıkıldınız mı? Göztepe'nin yükselişini soran arkadaşlar var. Işte. Göztepe'nin yükselişi. Ha, durdu. Ben de soruları unuttum valla. Göztepe'nin yükselişi... Ha. Ya şöyle ilginç bir detay da var orada. Göztepe'nin gollerinin büyük çoğunluğunu... Ha, Göztepe'nin yükselişi demişken mesela son Trabzon maçında ben ikinci yarıda Göztepe'yi beğenmedim açıkçası. Yani Trabzon ciddi bir baskı kurdu. Beraberliği de aslında yakaladı gibi teknik olarak, haklı, evet, bir gerekçeyle, hı-hı, VAR'dan döndü, evet, şey. Ama o baskıyı Göztepe'nin yememesi gerekiyordu. O tarz futbol oynayan takımların biraz daha fazla rakip kaleye tehdit etmesi lazım ki bu potansiyelde futbolcuları var. Bayram Hoca'nın takımının daha olgun bir galibiyet alabilirdi. Göztepe'nin yükselişi geçen sezondan yoksa zaten biz Göztepe'ye alışığız. Oralarda görüyoruz. Tabii ben mesela Türk futbolcuların etkinliği 60'lerde 70'lerde 74 olması lazım. Kaçtı? Şimdi hemen Göztepe'liler yazar. 72 falan. Dur bulalım ya. Onu bulup öyle kapatalım yine. Şimdi şey olmasın. Ben de sen ona bakarken şey diyeyim. Hı. Arkadaşlar demiş ki ne Ronaldo'nun demiş? Kitabı en üstte. Messi altta. Aa, eyvah! O konuları gibi. Meşazı verdik ama. Bak buna göre işte Ronaldo 1 numara, Maradona 2 numara, Alex de Souza da 3 oldu. Şey nerede? Messi. Yılmaz Hocam da var burada. Yeni kitapları gerçi. Bir de Dani'nin tweet'i var. Messi mi Ronaldo mu? Şey 68-69 sen daha da oraya. Ben sanki 74 gibi kalmış olduğunu biliyorum. 68-69 sezonu. Oradaki önemli oyuncuları. Türkiye'de ilk yarı final. Türkiye'de, evet, bendeki ilk yarı final aslında odur. Fuar Şehirleri Kupası adıyla. O, işte, o sonradan UEFA Kupası'na dönüşüyor. Zaman içinde 70'li yıllarda. Evet. Çok da yarı finalimiz yok zaten. Bir o var. Bir de 88-89 var Avrupa Kupalarında. Bir de işte Fenerbahçe'nin en son oynadığı Benfica'yla. Bir de o var. Evet, var. Pardon. Arkadaşlar. Bayağı varmış abi 3 tane. 3 tane değil mi? Övünüyoruz. Avrupa Kupası tarihinde 3 tane yarı finalimiz, evet, var. 1950'de başlayan Avrupa Kupaları tarihinde. Bak Fenerbahçe'yi niye hatırlamadım? Şundan hatırlamadım galiba. Çünkü final beklentisi yüksekti ya. Yani şimdi Göztepe'nin tabii o dönemi hatırlamıyoruz. Ama Galatasaray'ın zaten yarı finale ulaşması... Başlı başına bir olaydı. Fenerbahçe'nin de ulaşması olaydı.
Küçümsemek için söylemiyorum da. Çıta yukarıdaydı. Zaten Galatasaray çıtayı çeyrek finalde zaten çok yaklaştı. Yani orada yarı finali oynadı değil de ah be finali final oynayamadı. Final kaçtı oldu evet. Final o yüzden oldu. Hafızam da öyle yaratmış. Arkadaşlar görüşmek üzere. Pazartesi değil salı. Nereden çıkarttın pazartesi? Emek sen de hakikaten uyduruyorsun vallahi, yani. Ha, element, ben yanlış element, söyledim mi? Özür element çıkarttın yine. Salı günü yine Futbolnet'te görüşmek üzere. Yine Premier League Stüdyo da var. Premier Stüdyo. Bunun dışında da tabii ki hafta sonu programlarımız var. Özellikle Cuma günü saat 10, Cumartesi günü 14-15'te Ortadoğu ve Balkanların en iyi spor programı, futbol programı. Gol'de yine konularımız var. Bekliyorum. Ben de sen de 90 yapayım. Artıda. Dur hepsini yapalım. Bu akşam %100 futbol. Yarın saat 14-15 gol. Akşam %100 futbol. Pazar 14-15 Erbatur Ergenekon Futbol Aktüel. Akşam %100 futbol. Ve en sonunda da 90 artı konuğumuz bu hafta Nihat Kahveci. Nihat Kahveci. Evet. Böyle dolu dolu değil mi? Dolu dolu. Dolu, dolu. Herhalde. Herhalde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi acıktım yemek yiyeyim.